Evet arkadaşlar birinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Performans testlerimiz ikincisi bu. Birinci cümle iki ögeden oluşmaktadır. Bilginlerin kötüsü, beylerden yardım gören, beyler sayesinde düzelen, doğru yolu tutan kişi. Nasıl kişi? Beylerden yardım gören kişi. Bakın hepsi buna bağlı. Kişidir, ekeylemi gördünüz. Kişi değildir diyebilirsiniz bu durumda tespit etmek için. O zaman bura bakın tamamen kişiye bağlı. Zaten fiilimsileri de ne yapmış? Kelime gruplarını sıralamış. Bakın virgülümüz. Beylerden yardım gören kişidir. Beyler sayesinde düzelen kişidir. Doğru yoldan kişidir. Buranın tamamı nedir? Yüklemdir. Beylerden yardım gören kişi olan kim? Bilginlerin kötüsü. Bakın bilginlerin kötüsü burası da bir belirtili isim tamlamasıdır. Burayı da bölemem değil mi arkadaşım? bilginlerin in tam gördünüz. Kötüsü derken bakın iyilik eki, üçüncü teki şahıs iyilik ekini de gördünüz. O zaman bu iki ögeden oluşmaktadır, doğrudur. İkinci cümlede altı çizili sözcük basit yapılı bir fiildir demiş. Bakalım e, ikinci cümlesi başlamıştır derken. Şimdi arkadaşlar baş isim başlamak isimden fiil yapım eki la yani taştan taşlamak sudan sulamak evet yani karar veremediğiniz zaman hemen bu ek başka şekilde başka şekillerde nasıl kullanılmış ona bakmanız gerekiyor. Baştan başlamak, başlamış, birinci kipeki başlamış derken yine ek eylemimiz geldi. Doğrudur arkadaşlar. İkinci ikinci cümlede altıçili sözcük basit yapılı bir fiildir diyor. Şimdi arkadaşlar bu yapım eki aldığı için, yapım eki olduğu için bu basit yapılı değil, türemiş yapılı bir fiildir. Yani ilk hali isim ama son hali değildir ama türemiş yapılı bir fiildir. O yüzden sorunun doğru seçeneği B şıkkı olur ama diğerlerine bakalım. Sıralı cümle diyor. Sıralı cümle olması için iki tane yüklemin virgülle ya da noktalı virgülle ayrılması gerekir. Burada e, arkadaşlar önemli olan yüklemlerdir. Bilgin olunca da onların korkusundan, onların cezasından edep sahibi olur. E, bura bir yüklem. İster istemez... Doğru yolu tutar. Şimdi doğru yolu tutar. Sahibi olur. İki tane yüklem var bakın. Böyle bir durumda bu sıralı bir cümledir. Evet. E, üçüncü cümlede zarf fiil vardır diyor. E, üçüncü cümlede bakalım. Olunca bakın bilgin olunca. Evet bu zarf fiilimizi de bulduk. Dördüncü cümlede bağlaş kullanılmıştır. Bakalım. Doğru yolu tuttuktan sonra. ister bey onun ziyaretine gelsin. İster o beyin ziyaretine. Şimdi şurada ister isterler arkadaşlar. Bağlaş görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Sorumun doğru seçeneği B şıkkıdır. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Bakalım. Birinci cümlede bir isim birden çok sıfat tarafından nitelenmiştir. Evet arkadaşlar. Bütün Sıfat fiiller yani anası mezar dikecekmiş olan fiiller niteleme sıfatıdır. Zaten nitelenmiştir diyor. Baktığımız zaman beylerden yardım gören, e, beyler sayesinde düzelen, doğru yolu tutan kişi. Evet bu doğrudur arkadaşım. İkinci cümlede bir adıl yani zamir kökte ses değişimine uğramıştır. Yani bana sana gibi bir şeye bakacağız değil mi arkadaşlar? Beyler bana evet bulduk. Gökte ses değişimi ben ve sen zamirlerinde olur. Buna da ünlü kalınlaşması diyorduk değil mi arkadaşlar? İkinci cümlede fiilden isim yapan ek kullanılmıştır. Fiilden isim yapacak. Bakın fiilden. Sayısını bana mevki versin. Düşüncesiyle onlara medet ummaktan umarak okumaya derken. Bakın bunu da alabilirsiniz. Okumaktan okuma. Arkadaşlar bütün fiilimsiler, fiilimsi ekleri fiilden İsim yapım ekleri de unutmayın. Bakın bir daha söylüyorum. Bütün fiilimsi ekleri, mayışmak, anası mezar dikecekmiş, kenyalasiye ne diyorsanız. Hepsi fiilden isim yapım ekleridir. Zaten bakın şuraya aleki gelmiş. Bu isim. O yüzden bu da doğrudur. Dördüncü cümlede geçişli çatılı eylem kullanılmıştır. Yani onuyla okuduğunuz zaman anlamlı olması gerekiyor geçişli çatı. Dördüncü cümlede doğru yolu tuttuktan sonra ister bey onun ziyaretine gelsin, ister o beyin ziyaretine gitsin onu gitsin olmuyor onu gelsin olmuyor bakın geçişli bir çatılı eylem yok. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, sorunun doğru seçeneği D ama e, isim tamlaması var mı ona da bakayım. Beyin ziyareti onun ziyareti derken bakın bunlar arkadaşım nedir? İsim tamlamasıdır. Onun ziyareti beyin ziyareti. Bak şuradaki yelkeklerini gördünüz. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği D şıkkı olur. Evet üçüncü soru bu cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Doğrudur sorularına bir daha dikkat. Hayata farklı pencerelerden bakan insanların hayatı da bakış açıları gibi farklı ve ilginçtir diyor cümlemiz. Yan cümle bir bulalım. Hayata farklı pencerelerden bakan insanların hayatı evet temel cümlenin nesnesi durumundadır. Bakış açıları gibi farklı ve ilginçtir. Ne farklı ve ilginç olan ne hayata farklı pencerelerden bakan insanların hayatı. Değil mi? Burası özne oldu bakın. İlginç. Evet. Yani nesne durumunda değil. Bu doğru değil. Yapısına göre basit bir cümledir. Arkadaşım fiilim suarı. yapısına göre basit bir cümle olamaz zaten. Alt çizgi sözcük üçüncü çoğul iyelik eki almıştır. Evet. Bakan insanların yani onların hayatı da bakış açıları. Bak onların Onların, insanların bakış açıları. Evet, bu üçüncü. çoğul iyilik eki almış derim. Doğrudur. Yani sorunun doğru seçeneği C şıkkıdır. Bakalım ama diğerlerine. Cümlede isim durum eki kullanılmış, kullanılmamıştır diyor. Hayat A derken bakın kullanılmış. Etken çatılı bir cümledir. Etken. İlginçtir. Evet ilginçtir. İlginç olan ne? Şimdi bu etken çatılı olması için ilginç isim arkadaşlar. İlginç değildir. Bakın isim cümlelerinde ne yapılmaz? Çat özelliği aranmaz dedik zaten. Onu ilginçtir filan da zaten olmuyor geçişli geçişsiz. İsim olduğu için çat özelliği aranmaz. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği C şıkkıdır. Evet dördüncü soru güzel bir soru. Bu parçadan harekette yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşım. Bakalım. Ee, eylem adı kullanılmıştır. Yani isim değil değil mi arkadaşlar? Yani ma, ış, mak. Bakıyorum. E, parçamda bir isim fiil yok. O yüzden bu yanlış değil mi arkadaşlar? Biz doğruyu arıyoruz. Fat fiille kurulan yan cümleler. Anası mezar dikecekmiş özne görevindedir anası mezar dikecek bir önemli sıfat fiili bulmak için yüksek kontrol odağı olan insanlar Evet yaşamlarının kontrolüne sahip olduklarına inanır kim yüksek kontrol odağı olan insanlar Evet burada özne görevinde düşük kontrol odağı olan insanlar ise yaşamların diğer güçlerin ve insanların kontrol ettiğine inanır kim e, düşük kontrol odağı olan insanlar Evet bakın Sıfat fiille kurulan yan cümleler, iki tane buldum yan cümleler özne görevindedir. Evet bu da doğrudur. Yani bu doğrudur, bu da demeyin de. O zaman doğruyu arıyorduk ve iki var. Bir olanları zaten eledik. Her iki cümle de edilgen çatlıdır. Edilgen olması için l ve n fiilden fiil yapım eklerini almalıdır. Bakıyorum inanmaktan inanılmak gibi bir şey olmalı arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Alt sözcük çokluk eki almıştır. Lar eki çokluk eki değildir arkadaşım. İnanmak inanır diyor ya. Dile geldiği için bu üçüncü çoğu şahıs ekidir. İsme gelirse kalemden kalemler gibi çoğul ekidir. Bu haliyle şahıs ekidir. O yüzden sorumun doğru olan sadece ikidir. Yalnızca ikidir ve sorumun doğru seçeneği B şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. E, yansımadan türemiş bir e, eylem, yansıma kökten türemiş eylem. Yani e, arkadaşlar yansıma kök horluyordu gibi mesela hor, horlamak değil mi? Su şırıldıyordu gibi bir şey. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği A şıkkı. Ama diğerlerine bakalım. Ekeylem. Ekeylemin iki görevi vardı. İsimlere geliyordu. Yüklem yapıyordu. Veya fiillerdeki ikinci zaman ekiydi. idiymiş ise. Kendinizi değiştirmeden işinizi değiştirirseniz. Değiştirmekten değiştirir. Değiştirirseniz. Şuradaki S'yi gördünüz arkadaşlar. Bakın ki Pekin'den sonra gelmiş. Evet bu haliyle değiştirmek değiştirir her zaman değiştirir değiştirirse derken bakın bura ek eylemdir dönüşlülük adılı yani zamiri kendinizi gördünüz arkadaşlar gitti gitti derecelendirme belirteci en daha evet bakın şurada daha kimselere de bakmadım büyük huzursuzluk nasıl huzursuzluk büyük bakın büyük bir sıfat Sıfatı ne yaptı arkadaşım? Daha büyük derken derecelendirdi. E sıfatları veya kendi türünde zarfları derecelendiren sözcüklere biz ne diyoruz? Derecelendirme zarfı diyoruz. Bağlaç var mı? Bakalım. B'yi gördüm arkadaşlar. Bu da bağlaç. Dolayısıyla sorumun hepsini bulduğuma göre sorumun doğru seçeneğe aşık oldu. Evet arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz çözümlerimize. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisine sırasıyla verilmiştir? Tamam. Bakalım Türk edebiyatının sevilen isimlerinden olan sanatçının yaşamını incelerken bunlara dikkat. Onun İstanbullu olmadığı, onun İstanbullu olmadığı bilgisi ne? ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar, yüklemi doğru tespit et, ettiğimiz zaman %80-%90 doğru çözeriz ama yüklemi bir doğru tespit etmeye bakalım. Yüklem e, burada ulaşmış bulunmaktayız ne de? Yani bu bir birleşik sözcük. Yani kalemi bulmak gibi bir bulmak değil. Kaybı bulmak gibi bir bulmak değil. Bakın ulaşmış bulunmak. Bunu birlikte almamız gerekiyor. Tıpkı kulak vermek gibi, göz atmak gibi arkadaşlar. Gözden düşmek gibi. Yani sokakta giderken düştü de bir sıkıntı yok ama gözden düştüğü e, ayıramam. Ulaşmış bulunmaktayız yüklem. Ulaşmış bulunmakta olan kim biz? Neye ulaşmış bulunmaktayız? Onun İstanbullu olmadığı bilgisine. Bakın yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç. Nasıl ulaşmış bulunmaktayız? Türk edebiyatının sevilen isimlerinden olan sanatçının yaşamını incelerken. Burası da zarf tümleci olur. Bakın şuradaki kene dikkat edin incelerken. Türk edebiyatının sevilen isimlerinden olan sanatçının yaşamını ulaşmış bulunmaktayız diyemiyorsunuz bakın. Yaşamını incelerken diyorsunuz. Yani buradaki anlam İlimsi de tamamlanıyor. Yani zarf fiil de tamamlanıyor. Yani bu bir yan cümlecik evet arkadaşlar. Bakın yan cümlecik olduğu için bunu bölemem. Yani bunun tamamı zarf tümleci olarak alınmalıdır. O zaman zarf tümleci yer tamlayıcısı ve yüklem doğru seçeneğim B olur gençler. Bu parçada numaralanmış sözcükler sözcük türü yani isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem geldi aklımıza. Bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Bakalım dereceler size bir iş sağlayabilir fakat bağlaştır arkadaşlar başarıya a halekini gördünüz arkadaşlar halekini gördüğünüz için bu isimdir arkadaşım ulaşmanız için size yardımcı olan bu değildir bu dediğiniz şey nedir bakın mesela bu kalem olsa bu sıfattır ismi etki etmiştir ama bu dediği şey dereceler size bir iş sağlayabilir fakat başarıya ulaşmanız için size yardımcı olan bu değildir yani e, bura bir kelimenin yerini tuttu. Yani bu haliyle bura zamirdir. Dereceler size bir iş sağlayabilir, fakat başarıya ulaşmanız için size yardımcı olan bu değildir. Evet, yani dereceler değildir. O zaman zamir oldu. Sizi başarıya ve hayallerinize ulaştıran şey emeğinizdir. Şey burada nedir? Yine belgisiz zamirdir. 3 ve 5'i eşledim. eşledim ve her zaman bağlaştır. 1 ve de 1 ile 4'e işlediğim zaman e, sorumun doğru seçeneği B şıkkı olur. B şıkkı isimdir arkadaş. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? Bu ara ÖSYM arkadaşlar yapım eki almıştır. Çekim eki almıştır sorularını soruyor. Aşk kitabının sayfalarında arkadaşlar Arapça kelimelere dikkat. Sayfa, musaf dediğimiz şey. E, yani saymaktan sayfa değildir değil mi arkadaşlar? Sayfayı kök olarak almam gerekir. Tıpkı sevmekten sevgi olabilir ama sevda olamaz. Neden? Benim daha diye bir yapım ekim yoktur. Yani vardır da isimden isim yapım ekim vardır. Mesela gözden, gözde öğrenci dediğim zaman kelimenin türü değişmiştir. Bakın sıfat yapmıştır. Eğer kelimenin türünü değiştiriyorsa bu bir yapım ekidir. Evet burada yapım ekidir ama sevda fiile gelen bir yapım ekim yoktur. O yüzden bunu da sevdayı Süveyda kökünden geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da ne yapmam lazım arkadaşım? isim olarak almam lazım sokak bu da Farsça'dır zükkak gelir e, Diye biliyorum Sokak e, yani sokmaktan sokak Aman ha arkadaşlar Bu da köktür şimdi ışımaktan ışık Evet bu bir yapım eki almıştır Kimden de kimlik Evet bu da bir yapım eki almıştır O yüzden arkadaşlar daha iyi bilgi için Etimolojik sözlüklere bakabilirsiniz ama ÖSYM bu kadar e, Sormuyor e, O yüzden Yani çok böyle bunu almayın yani kelimeler arasında belli şeyleri soruyor ama bunları bilmekte fayda var. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği E şıkkı olur gençler. Aşağıda ayraç içinde verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Bakalım. Edat öbeği belirteç göreviyle yani zarf göreviyle kullanılmış. E fiil ya da fiilimsiye mi etki ediyor? ona bakalım arkadaşlar. Hedeflere ulaşma telaşındaysanız kendinizi bir insandan çok bir makine gibi nasıl bir insandan çok bir makine gibi bakın Edat öbeğimizi bulduk hissetmeye nasıl hissetme bir makine gibi hissetme değil mi isim fiili gördünüz arkadaşlar e fiil etki ediyorsa zarf göreviyle yani belirteç göreviyle kullanılmıştır bakalım isim tamlaması hayallerin insan için neden bu kadar önemli olduğu bakın hayallerin olduğu tamlayan eki tamlanın üçüncü teki şahıs iyilik eki arkadaşlar burası bir isim tamlamasıdır yapısına göre sıralı bir cümledir. Sıralı cümle olması için bir tane yüklemin virgülle ya da noktalı virgülle ayrılması gerekir. Bakıyorum. İnsanlar değişim istediklerini söyler. Söyleyen kim insanlar? Özne. Özneyi ayırmak için virgül kullanıldı. Bakın yükleme ayırmadı. Fakat evet bakın yüklemden sonra bir bağlaç var. Hiçbir adım atmaz. Evet bir tane daha yüklemim var. O zaman ne oldu bu? Bir bağlı cümle oldu değil mi arkadaşlar? Bağlaç olduğu için. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği C şıkkı olur ama diğerlerine bakalım. Söylemeleriyle yapmak. Altıcı sözcükler isim filmi. Evet söyleme yapmak. Yapmamak söylememek diyebiliyorum. Ve söylemekte ve yapmakta hareket anlamı devam ediyor. Hareket anlamı devam ediyorsa fiilim arkadaşlar korkmayın. Devam ediyorum. Ara söz nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır. Ben cesareti. Bizi korkutan şeyi. Bakın şurada bir ara söz. Virgülleri gördünüz dışarıdan gelen bütün gürültüye rağmen büyük bir his olarak tanımlıyorum. Tanımlayan kim ben? Özne neyi tanımlıyorum? Cesareti yani sizi korkutan şey. Evet nesnenin açıklayıcısı olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Ünsüz değişimi yani yumuşama. İçimin fısıltısını dindiren zavallı kalp albüm derken değil mi arkadaşlar? Bakın burada ünsüz değişimi var. Edat. Tüm parçada edat bulamadım? Bir tane bağlaç var yalnız. E, bu yüzden sorunun doğru seçeneği B ama diğerlerini bulalım. Atlaşmış sıfat. Niteleme sıfatının önündeki isim düşerse atlaşmış sıfat fiil olur arkadaşlar. Hani onu da şurada açıklayın. Mesela yaşlı adam dediği zaman eğer buna yaşlılar demişse bu adlaşmış olur gençler. Ama konuşan adam dese de konuşanlar dese bu adlaşmış sıfat değil olur unutma. Bakın. ilimsi varsa adlaşmış sıfat fiil. İlimsisi yok, sadece niteleme sıfatı var. Önündeki isim düştü. O zaman adlaşmış sıfat. Bunu unutma. Şimdi çevremde sergilenen neyse bu adlaşmış sıfat fiil olur. Türetilirken ünlü düşmesine uğramış sözcük. Çevirmek'ten çevre, değil mi? Bakın türetilirken yani yapı alırken o yüzden çevreyi buna dahil edebilirim. Birleşik sözcüğümü de bulalım. Sevindir e. e bilmek. Bu olumsuzunda şu düşüyor şu kısım. Sadece zarf fiil eki e kalıyordu. Bu bakımdan arkadaşlar bu da birleşik sözcüktür. Sorumun doğru seçeneği B şıkkıdır.